Tabii şimdi büyük alim de Allah rahmet eylesin. O ilmiyle amil bir insandı. Dolayısıyla tesirliydi. Biliyorsunuz sadece ilim yetmiyor. İlmiyle amil olmak da lazım ki tesir etsin. Abi de Allah rahmet eylesin. İlmiyle amil bir insan olduğu için çok güzeldi sohbetler. Güzel ve güzel sohbetlerimiz olurdu burada. Sık sık gelir. Allah razı olsun. Bizi aydınlatırdı. Buradan Ramazanlarda hatimle teravihler kıldırdı hocamız. Onlara katıldığımızı da hatırlıyorum. Biliyorsunuz çok kuvvetli hafız. Onun seviyesinde kimse belki var, belki yok diyarda. Allah rahmet eylesin. Her sene biliyorsunuz şey kıldırır, teravih kıldırır tatilde. Hem de güzel güzel. Biliyorsunuz teravih yavaş kılınması lazım. Maalesef şimdi biraz o şey dejenere edildi ama abi herhalde 2-3 saatte ancak kıldırdı. Beytullah'taki, Ravza'daki gibi. Sohbet ede arada icabında çay içerek bilmem ne yapar. Ekrem Doğanay'ın gençlik yıllarında çeşitli gazete ve yayın organlarında yazıları, ilmi makaleleri yayınlandı. Yurt içinde düzenlenen seminer, konferans, toplantı ve ilmi müzakerelere konuşmacı olarak katıldı. Özellikle fıkıh, tefsir ve hadis alanlarında bilgisine müracaat edilen ilim adamlarındandır. Zekası, ilmi vukufiyeti, Arapça, Osmanlıca ve Türkçe'ye hakimiyeti, edebi yönünün kuvvetli oluşu, muhakeme kabiliyeti ve ilimle ilgili meziyetlerin tümünü adeta kendisinde toplamıştır. Her şeyden önemlisi merhum Ekrem Doğanay Hoca Efendi, çok kuvvetli bir Kur'an hafızıydı. Namazlarını hatimle kılardı. Aynı zamanda 10 bin civarında hadisi şerifi ezberden okuyabilecek durumdaydı. Ekrem Doğanay'ın yayınlanmış olan 14 kitabı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, İslam'ın şiarı Cuma namazı ve hükümleridir. En büyük saadet kaynağı namazın, sosyal hayatımızdaki yeri ve olumlu tesirleri, Fitneler Devrinde mi Yaşıyoruz? Eserlerinden bazılarıdır. Nazik, gayet anlayışlı, bilinçli, çalışkan, maddi manevi çalışkandı. Maddi manevi kabiliyet sahibiydi, zeka sahibiydi. O fevkalaydıydı. Ne diyelim, elbette ki İslami edep neyi gerektiriyorsa onu yapardı. Gayet hürmetli hareket ederdi. Belki şimdi şu olabilir, onun ilmi derecesinde olmayan yaşlı, eskiden imam hoca gibi o şeylerde bulunmuş kimselere de kırmadan gayet güzel şekilde anlatabilme kabiliyeti vardı. Peygamber değil haşa. Sahabe-i kiramdan da değil ama Hoca Efendi'nin kişiliği hakkında söylemem gereken çok şeyler var da nasıl ifade edeyim bazı şeyleri unutuyorum. Biraz önce bir cümle kullandım. Farkındaysanız benim insanlıktan payım varsa bütün Hoca Efendilerden vardır da istifadem özellikle Ekrem Hoca Efendi'dendir diyorum. Ve insanlıktan bir şeyler öğrenmişsek, nezaket kurallarından, edepten, terbiyeden, artık neyse insanlara nasıl davranması gerektiğinden, cemiyete nasıl hareket edilmesi icap ettiğinden neler yapmamız gerekiyorsa Allah razı olsun kendisinden istifade ettik. Orada değildik. Kendinde tabii bir cihat hissi vardı. Zaten Resul-i Şan Efendimiz bir insanda diyor cihat hissi yoksa, dini bir gayret yoksa ondan nifaktan bir huy var diyor. Hocamızda sonuna kadar bir cihat hissi vardı. İslam'ın hayranıydı. İslam'ı anlatmak için elinden gelen her şeyi elinden doğruna tam bir mücahit dedi. Madem ya bu cihat çok ayrı bir şey. Cihat. El cihadu madin ila yevmil kıyamet, kainatın efendisi. Cihat dünya batana kadar var diyor. Dünyanın sonuna kadar var diyor. Fakat cihat da ilimle oluyor. İlimsiz cihat da pek olmuyor. İlimsiz cihat olmuyor. İlim de istiyor, ilim de istiyor. İlim de istiyor, ilim de istiyor. Çünkü bu dinin kendinde, gelişinde yumuşaklık var. Demek ki ilim de olacak, ilim de olacak.
Hani benim öteden beri bir tabirim var. Acemi dellalın elinde kıymetli mal ucuza gider. İslam'ın dellallığını herkes yapamaz. Öyle insanlar var ki, inanın çok yanılıyorlar. Tabii Ekrem Efendi gerek Gerede de, gerek Yeniçağ'da, gerek o çevrede sadece okutmak, Kur'an-ı Kerim'i okutmak, talebeleri yetiştirmek değil, aynı zamanda vaaz ve nasihatler ile de halkımıza İslam'ın değerini bilen, İslam'a bütün varlığıyla bağlı olan milletimize hizmete kendilerini vakfetmişlerdi. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktaydı. Çevresinde geniş bir gençlik kitlesi vardı. Almıştı Ecevit'in etrafını. Onlar büyük büyük hizmet etti her birisi. Tabii onların Hoca Efendi'nin yanında toplanması, Hoca Efendi'de bir cevher görüyorlardı ki yanına geliyorlardı değil mi? Mesela Hoca Efendi sade güzel konuşan vaiz güzel dinler, ondan sonra ipi kurulmuş tesbihin ağzınıza hep çıkar gider değil mi? Hoca Efendi'nin bir gençlik vardı etrafında. Onlar Hoca Efendi'den Tamina ile İstanbul arasında onların okulu kadar intizamlı hiçbir yerde Ankara'da yoktu bir defa kesinlikle. Gerede'de de yoktu. Sadece Hoca Efendi'nin bu gayreti, herkes ona inanmıştı. Hoca Efendi'yi sevmeyenler bile Hoca Efendi'nin o çalışmasını gölgeleyemediler. Müessir olmadı kimse. Yani ilmi devam etti. Dolayısıyla yetiştirdik veya hani yetiştiren talebelere bir bakın şimdi mükemmel insanlar. Ona muhakkak şimdi bizim ihtisasımız gereği yani psikiyatri olduğu için nöropsikiyatri insandan insana bir elektrikli bir akım geçiyor muhakkak. Ve bu elektrik akım birbirine geçerken hangisinde güçlüyse ona o seviyede geçiyor. Ekrem abide de bu güç vardı.